Nötron yıldızı, yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir. Bir nötron yıldızı, dev bir yıldız, tip 2, tip 1b veya tip 1c bir süpernova olarak patladıktan sonra geri kalan kısmın kendi içine çökmesiyle oluşur. Bu yıldızlar neredeyse tamamen nötronlardan oluşsa da az miktarda proton ve elektron da içerir. Bu proton ve elektronlar olmadan nötron yıldızları uzun süre var olmaya devam edemezdi. Çünkü nötronlar serbest haldeyken kararsızdır ve beta ışıması yaparak kısa süre içinde proton ve elektronlara ayrışır. Ancak yıldızın içindeki yüksek basınç sebebiyle proton ve elektronların birleşerek nötronlara dönüşmesi, nötron yıldızlarının daha kararlı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Nötron yıldızlarının kütleleri Güneş'inkinin yaklaşık 1,5 ila 3 katı olabilir. Bugüne kadar gözlemlenmiş en büyük nötron yıldızının kütlesi ise Güneş'inkinin yaklaşık 2 katıdır. Samanyolu içinde yaklaşık 2000 nötron yıldızı olduğu biliniyor. Güneş sistemine en yakın nötron yıldızları sırasıyla yaklaşık 400 ışık yılı ve 424 ışık yılı uzaklıktadır. Nötron yıldızlarının kütleleri çok büyük olmasına rağmen hacimleri çok küçüktür. Örneğin kütlesi Güneş'inkinin yaklaşık 1,5 katı olan bir nötron yıldızının çapı sadece 10 kilometre civarındadır. Bu durum nötron yıldızının yoğunluklarının çok yüksek olmasına neden olur. Öyle ki nötron yıldızlarının yoğunlukları Güneş'in yoğunluğunun 260 trilyon ila 410 trilyon katıdır. Nötron yıldızlarının kütle çekimi etkisiyle daha fazla küçülmemelerinin nedeni Pauli dışarılama ilkesidir. Bu ilke fermiyon grubu iki parçacığın aynı konuma ve aynı kuantum durumuna sahip olamayacağını söyler. Bu yüzden kütlesi Güneş'inkinin 3 katından az olan nötron yıldızlarının yoğunluğu atom çekirdeğindeki yoğunluklar düzeyine ulaştığı zaman çökme durur. Ancak kütlesi Güneş'inkinin 5 katından fazla olan nötron yıldızları kararsızdır ve çökmeye devam ederler. Bu yıldızlar kara deliğe dönüşür. Bazı nötron yıldızlarının kendi etrafındaki dönme hızı çok büyüktür. Bu durumun nedeni yıldızın hacmi azaldıkça kendi etrafındaki dönme hızının artmasıdır. Bilinen nötron yıldızları içinde kendi etrafına dönme hızı en yüksek olan PCR J1748-2446AD'dir. Bu yıldız her saniye kendi etrafına yaklaşık 716 defa döner. Bazı nötron yıldızlarının radyo dalgaları ve X ışınları yaydığı gözlemlenmiştir. Pulsar ya da atarca adı verilen bu yıldızların yayılan dalgaları periyodiktir. Bilinen nötron yıldızlarının yaklaşık %5'i ikili yıldız sistemlerinin üyeleridir. Bu sistemlerdeki nötron yıldızlarının eşleri normal yıldızlar, beyaz cüceler ya da başka nötron yıldızları olabilir. Genel görelilik kuramı iki yıldız sistemlerinin kütle çekimsel dalgalar yayacağını ve zaman içinde yıldızlar arasında mesafenin azalacağını söyler. Kütle çekimsel dalgaların varlığı ile ilgili ilk kanıt nötron yıldızı içeren bir ikili yıldız sisteminin gözlemlenmesi ve yıldızlar arasındaki mesafenin genel görelilik kuramının tahminleriyle uyumlu bir biçimde değiştiğinin bulunmasıyla elde edildi. Nötron yıldızları kütlesi Chandrasekhar limitine yakın yıldızlardan meydana gelmektedir. Bir yıldız yaşamını yapısında bulunan hidrojenleri birleştirip helyuma dönüştürerek devam ettirir. Normal şartlar altında bu füzyon olayı yıldızın boyutunu sabit tutmaya yeter. Yani içeri doğru olan kütle çekimine karşılık dışarı doğru füzyon tepkimesinin neden olduğu enerji vardır. Bu yıldızın boyutunu sabit tutar. Fakat yıldız hidrojen kaynağını bitirmeye yakın merkez çekim kuvvetiyle küçülmeye başlar. Bu durumda merkezinde kalan son hidrojenlerin tepkimesinin etkisiyle hafif ışık yaymaya devam eder. Daha sonra tamamen yakıtı bitince bu sefer başka bir reaksiyon başlar ki o da helyum atomlarının birleşip karbon atomlarına dönüşmesidir. Hidrojenin füzyon olayıyla karşılaştırıldığında helyumun füzyonu
inanılmaz enerji açığa çıkartır. Dolayısıyla bu enerjinin büyüklüğünü merkez çekim kuvveti karşılayamaz ve yıldız inanılmaz bir hızla büyümeye başlar. Öyle ki Güneş bu evreye girdiğinde çapı Mars'ı yutabilecek kadar genişleyecektir. Bu kızıl dev bir süre bu şekilde genişlemeye devam eder ta ki yapısındaki helyumu da tüketene kadar. Helyum bitince artık yıldızın enerji elde edebileceği yolları bitmiştir ve dengelenemeyen kendi kütle çekiminin etkisiyle tekrar küçülmeye başlar. Sıkışma evresinde yıldızın kaderini kütlesi belirler. Yıldızın kütlesi ne kadar fazlaysa merkez çekim kuvveti de o kadar fazla. Kütlesi ne kadar küçük olursa merkez çekim kuvveti o kadar az olur. Örneğin Güneş'ten daha küçük yıldızlar sıkışarak kahverengi veya kara cüceleri meydana getirir. Nötron yıldızları bir kara delik kadar olmasa da aklınıza gelebilecek herhangi bir cisimden çok daha yüksek yoğunluğa sahip olan sıra dışı gök cisimleridir. Şöyle düşünün, eğer bir nötron yıldızını oluşturan malzemeden tek bir çay kaşığı miktarda alacak olsaydınız 9 milyar kilogramlık kütleye sahip olurdunuz. Bu, tek bir çay kaşığı içerisinde Everest Dağı'ndan daha fazla kütle bulunması demektir. Daha bilimsel terimlerle konuşacak olursak, tipik bir nötron yıldızı, Güneş'in kütlesinin 1.4 katından 2 katına kadar olan bir kütleye sahip olabilmektedir. Bu, ilk etapta kulağa fazla gelmeyebilir. Ancak zaten bir nötron yıldızına etkileyiciliğini veren tek başına kütlesi değildir. Güneş'in 2 katına kadar olabilen bu kütle, sadece 15-20 kilometrelik çapa sahip bir yıldızın içinde toplanmıştır. Kıyaslama olması bakımından Güneş'in çapı, Dünya'nın çapından 100 kat kadar fazladır. Biz ise kabaca İstanbul'un kuzeyinden güneyine kadar olan mesafeye Güneş'in 2 katı kütle sığdırmaktan söz ediyoruz. Bu durumda sorabilirsiniz, o zaman kara deliğe ne kadar kütle sığıyor? Olay ufku 20 kilometre olan bir kara deliğe kabaca 2,25 milyon adet dünya kütlesi sığabilmektedir. Kara delikler böylesine inanılmaz bir yoğunluğa sahiptirler. Peki nötron yıldızlarının içinde ne var? Bu soru genellikle kara delikler için sorulur. Ancak nötron yıldızlarının içinde ne olduğu sorusu da oldukça ilginç bir sorudur ve oldukça tartışmalıdır. Her ne kadar nötron yıldızını oluşturan ana malzeme nötronlar olsa da bilim insanları bir nötron yıldızı içerisinde yaklaşık 1,5 kilometre kalınlığında demirden bir çekirdek olduğunu düşünmektedirler. Bu demirden çekirdeğin altı büyük oranda nötronlarla doludur ve nötron yıldızının çekirdeğinden uzaklıklarına bağlı olarak bu nötronlar farklı formlarda yer alabilirler. Nötron yıldızları ile ilgili yaygın bir yanlış kanı onların da ısı ve ışık ürettiği fikridir. Tıpkı kara delikler gibi nötron yıldızları da ısı veya ışık saçmazlar. Sadece kendilerinin oluşuna sebep olan atasal yıldızdan arta kalan ışığı ve ısıyı saçarlar. Başlangıçta 600 bin Kelvin sıcaklığında olan bir nötron yıldızında bulunan bu artık ısı ve ışık milyonlarca yıl içinde giderek soğur. Bir nötron yıldızı ufak boyutu ve devasa bir süpernova sonucu oluşması dolayısıyla genellikle kendi etrafında akıl almaz hızlarda dönmektedir. Bu dönüşler sırasında manyetik kutuplarından enerji fışkırmaları yaşanır. Eğer bu fışkırmalar şans eseri dünyaya dönük şekilde yaşanacak olursa, dünyadaki sensörlerimiz bu fışkırmaları tespit edebilmektedir. Nötron yıldızları sadece nötrondan oluşmuyor, ancak %95 oranında nötron içeriyor. Bir diğer önemli özelliği de nötron yıldızlarının yer çekimi o kadar güçlüdür ki bilim insanları içindeki maddenin dağılımını Einstein'ın görelilik teorisine göre hesaplıyorlar. İşte bu yüzden nötron yıldızında hayat olsaydı bu canlılar tek atom kalınlığında yani pratikte yassı ve iki boyutlu olmalıydı. Sonuç olarak nötron yıldızları Güneş'ten daha kütleli tam boy yıldız sayılır. Güneş sistemine girdiklerinde Dünya'ya yaklaşma veya çarpma ihtimalleri çok düşük ama uzaktan gezegenleri yörüngesinden çıkarıp uzaya savurabilirler.
gezegenlerin birbirleriyle çarpışmasına veya soğuk uzayda donarak kaybolmasına yol açabilirler. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz.